Bir ipucuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle Adobe Illustrator'da halka metin efektini inceleyeceğiz. Bu efektle oldukça yaratıcı görüntüler oluşturabileceksiniz. Bir ipucu kanalında ipuçlarının yanı sıra yazı efektlerine ağırlık vermek istiyoruz. Çünkü bu efektler sayesinde yaptığınız işlere görsel zenginlikler katabiliyorsunuz. İsterseniz hemen işe geçelim. Öncelikle siyah bir zemin ayarladım. Yaptığım işin daha iyi gözükmesi için. Daha sonra yazı alanına geçiyorum ve bir yazı yazıyorum. Burada istediğiniz bir yazıyı yazabilirsiniz. Ben biraz da esprili olması adına abone olmayı unutmayın yazdım. Siz benim gibi daha farklı cümleler yazabilirsiniz. Daha sonra bundan bir örüntü oluşturacağım. Bunun için Alt Shift tuşu ile çekiyorum. Daha sonra bir kopya alacağım bundan. Kopya için de Ctrl D ya da Command D tuşuyla kopya alıyorum. Daha sonra hepsini seçerek yine Alt Shift tuşuyla çekiyorum. Yapmak istediğim şey gördüğünüz gibi yazılardan bir örüntü oluşturmak. Daha sonra bütün bu yazıları seçip sembol paneline gidiyorum. Eğer sizde sembol paneli açık değilse buradaki Window panelinden sembolü açabilirsiniz. Yapacağım şey burada hazırladığım bu yazıyı bir sembole çevirmek. Burada gördüğünüz yeni sembol oluştur tuşuna basıyorum ve sembolüme bir isim vererek bunu grafik sembol olarak kaydediyorum. OK'ye bastığım anda bakın buraya grafik sembol olarak geldi. Daha sonra bunu geri çekiyorum. Şimdi yapacağım şey 3 boyutlu bir nesne oluşturmak. Bunun için şöyle bir daire oluşturalım. Bunun da rengini beyaz yapalım. Daha sonra Effect bölümünden 3D bölümüne girip Revolve efektini açıyorum. Burada yapacağım şey Preview diyerek görüntüye dilerim. Böyle bir halka oluşturmak. Bu halkayı daha geniş yani ortasının daha geniş olması için şuradaki Offset paneline bir değer giriyorum. Örneğin 200 diyelim. Daha da abartalım. 300 diyelim. Evet, 300'lük bir halka oluşturdum. Daha sonra halkaya şöyle hafif açılı bir görüntü veriyorum. Bakalım yazılarım bunun üzerine nasıl duracak. Daha sonra buradaki yaptığım sembolü bu efektin üzerine işlemek için bakın burada Map Art diye bir tuş var. Bu tuşa basıyorum ve yukarıdaki sembol bölümünden biraz önce kaydettiğim abone ol sembolünü çağırıyorum. Burada yapacağım şey abone ol sembolünü olabildiğince bana verilen şu map üzerinde doldurmak. Evet, daha sonra OK diyorum. Buna da OK diyorum. Ve bakın gördüğünüz gibi sembolüm bu halka üzerine işlendi. Daha da iyi etkili olması için buradaki halkanın rengini gri değil de siyah yapalım. Bakın gördüğünüz gibi oldukça etkili sembolün halkanın üzerine işlendiği bir görüntü elde ettik. Halkanın pozisyonu değiştirmek isterseniz bunu kolaylıkla yapabilirsiniz. Burada gördüğünüz Appearance panelinden verdiğimiz tüm renkleri ve efektleri değiştirebiliyoruz. Eğer aktif halde değilse siz de buradaki Window paneline giderek Appearance'ı aktif hale getirebilirsiniz. Öncelikle halkamı seçiyorum. Daha sonra bakın 3D Revolve efektini açıyorum. Preview'ü aktif hale getiriyorum ve buradan açısını objemin değiştirebiliyorum. Veya bakın buradaki offset'i azaltabiliyorum. Buradaki tüm ayarları deneyerek farklı oldukça zengin görüntüler elde edebilirsiniz. Bir ipucundan bugünlük bu kadar.